Ayetler net olarak gösteriyor ki, her canlıyı bizzat Allah rızıklandırmaktadır. Birinin rızkını çalmak, onun hakkına girmek, işsize imkan vermemek, torpil, rüşvet veya referans ile işe girmek, iş yapmak, sosyal adaleti gözetmemek, adam kayırmak, adam kayıranlara yardım etmek, adam kayıranlara destek olmak, bu tür eylemlerde bulunanlar İstisnasız yaratıcıya güvenmezler, ahiret inançları yoktur, ne kadar inandık deseler, dillerinden Allah'ı, Kur'an'ı düşürmeseler de, gerçekte inanmış değillerdir. Bu düşüncelerini davranışlarıyla ortaya çıkarırlar, Mehmet Akif'in de söylediği gibi, bunların dilinde hak ama kalbi dolu put. Nahl 90. ayetten, yakınların, akrabaların, korunup kollanması için, torpil, referans kullanma yoluna gidilmesi anlaşılamaz, Kur'an, karşısına dikilir insanın. Bir yerde adaletten bahsedip bir yerde hukuksuzluğu savunmak insanın yanılgısı, bu nedenle iyi anlaşılmalıdır, nitekim hak, hakkı olanındır. Haksızca işe yerleşip haksız kazanç sağlayanlarla birlikte bu şekilde haksızca işe yerleştirenler, referans, rüşvet, torpil kabul edenler, hangi statüde, hangi kurumda, hangi makamda bulunurlarsa bulunsunlar, hayatları boyunca kazandıkları haramdır. Rızıklarını böyle iğrenç bir şekilde kazandıkları için eşlerine, çocuklarına haram yedirirler. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz'ın dediği gibi, bunu o torpili yapan da düşünsün, o torpille işe giren de düşünsün ve toplum buna göre de kendini ayar etsin. Bu konu şefaat kavramıyla da ilişkilidir. Tanrı'ya dinini öğretmeye kalkan tarikat ve cemaatler, mezhepler vesaire ile şefaat aracılık kelimesi yozlaştırılarak işi adam kayırmacılığa dönüştürmüşlerdir. İşe girebilmek için bir başka mevkideki kişiyi tanımak zorunda değildir, zorunda da bırakılamaz, herhangi bir parti üyesi olmak zorunda değildir, herhangi bir partiden birisinin tanıdığı olmak, oradan kağıt getirmek zorunda değildir, eş, dost, akraba, öğretmen, referansı kullanmak zorunda değildir, eğer bilinmediği, görülmediği, hesabının sorulmayacağı düşünülüyorsa, herkes kendi seçimlerini boynuna dolar, görücü olarak zaten Allah yeterlidir, helali haramlaştıranlara destek olmayın, destek oluyorsanız cehennemde yerinizi hazırlarsınız.